İstanbul'un orta yerinde, Cihangir'de, Alman karı kocaya ait ancak onlar hayatını kaybettikten sonra sahipsiz kalan apartmana fırsatçılar çöktü. Biri kiraya verdi, yıllarca ekmeğini yedi, diğeri de sattı, milyonları cebine indirdi. Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı. Bu olaylar burada yaşanıyor. İstanbul'un göbeği maalesef. Hep de çökme, hep de çökme. İllegal yollarda onu bilen alıyor. Ondan sonra Indira Gandhi'ye cebimizi dolduralım. İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de sahipsiz kalan apartmanı biri kiraya verdi, diğeri sattı. Skandalı ortaya çıkaran kadının dünyası başına yıkıldı. Evimden ve iş yerimden oldum, mağdur kaldım. Talan eder gibi evi boşalttılar. Şu anda benim evim yok diyeyim. Sıra Selviler Caddesi'nde 3 daire bir dükkanın olduğu apartman bir Alman karı kocaya aitti. İkisi de 1980'lerde hayatını kaybetti. Varisleri de yoktu. Simsarlar ortaya çıktı. Biz 35 yıl kadar bir kira ödedik. O para ne oldu? Bilmiyorum. Hani bir masal var ya, bir kuş varmış, biri tutmuş, biri pişirmiş, biri yemiş diye. Bu apartmanın hikayesi de tıpatıp aynı. Apartman sahipsiz kalınca biri kiraya vermiş, biri satışını gerçekleştirmiş. Yeni sahibi de hani bana deyince olanlar olmuş. Bana dedi ya 30 bin lira kira ödeyeceksiniz ya da dedi çıkacaksınız. Yeni sahibinin istediği bu fahiş kira apartman sakini Füsun Demireli'yi çileden çıkardı. Füsun Hanım, yıllardır kira ödüyoruz, üstelik apartman satılmış. Bu apartmanın esas sahibi kim diye mahkemeye başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı. Çünkü apartman sahipsiz çıktı. Bir günde hem iş yerinden hem de evinden oldu. Sahipsiz apartmanın ikinci derece tarihi eser olduğu anlaşıldı. Kapısına mühür vuruldu. Sahte evraklarla yıllarca ekmeğini yiyen, hatta satıp parasını cebe indiren kişiler hakkında dava açıldı. Tapunun şimdiye kadar çoktan iptal edilmesi gerekirdi. Çünkü Almanya'dan gereken tüm evraklar geldi. Böyle bir mirasçının olmadığı, bu rayla ilgili her tür işlemin sahte olduğunu belgelediler. Bu net. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Bu sırada ortaya bir skandal daha çıktı. Apartmanı satan 2 yıl önce yine sahte evraklarla Saint Antoine Kilisesi'ni satmaya çalışan kişiyle aynıydı. O zaman hakkında 285 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Çok var. Bunun benzeri çok var. Ölmüş, takip eden yok. Cemaatler takip ediyor mu bilmiyorum ki, etmeyenler. Bizim mahallede de var. Halen var.